Elem, acı ve keder, bir günde hepsi geçer. Hayat dudaklarda mey, yaşamak ne güzel şey. Ümidini hiç kırma, boş versen aldırma. Hayat dudaklarda mey, eğlen oyna durma. Hey, yaşamak ne güzel şey. La 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 la. Hoş geldiniz Semih Bey. İyi eğlenceler. Semih Bey, buyurun. Buyurun. Avukat Bey, hayırdır? Buralar, bu zahmet. Konuşalım diye Semih. Buluşalım istedim. Vodka? Viskiciydin, komünist mi oldun? Saat daha erken. Yaralamışsın şişeyi. Haberler kötü mü? Kutlama mı yapıyoruz yoksa? Şimdi kırlangıç mevsimini hariç tutarak filmlerinin tüm ticari haklarını devredince eski şirketinde alacak verecek hesabın kalmadı. Devredince? Sanki gönlümce olmuş gibi mecbur kaldım, konuşmayalım. Başka çare yok Semih. Borç batak. Ucunda hapis bile vardı. Ha, isim meselesi de var. Para pul konuşacağız diye gelmiştim. Yapma böyle Semih. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Yani hoş olmadı yeni şirketin ismi. Ya millet konuşuyor. Senin için söylüyorum. Boşa içmiyormuşuz. Bravo. Bu sefilin geleceğini bilsem gelir miydim buraya? Ayıp olmuyor mu? Rica ederim, konuşarak halledelim şu işi. Bir orta yol bulalım istedim Semih'ciğim. Öyle bir yol yok. Var Semih ama sen görmüyorsun. Neden görmüyorsun? Çünkü yanlış yere bakıyorsun. Ve bunu da ilk defa yapmıyorsun. Vehbi diyorsa doğru söylüyordur. Neticede eski ortağım. Beni ondan daha iyi kim tanıyabilir ki? Ben filmlerimle cebelleşirken yanı başımdaki hırsızı fark etmemiş adamım. Değil mi Vehbi? Ne filmi kardeşim? Ne anlatıyorsun sen? Ben şirketin borçlarını ödemesem batıp gitmişti. Ben kimim? Semih Ateş. Şirketin adı benim soyadım. Ateş Film. Ne yapayım Behbi? Soyadımı mı değiştireyim? Onu mu istiyorsun? Ya soyadın sana kalsın. Ateş Film'in yeni sahibi benim artık. Bunu kafana sok. Yeni şirketin adını da değiştireceksin. Büyük Ateş'miş. Başka isim mi yok kardeşim? Ha? O ne demek? Hem küçük olacağım hem de yaptığın o boktan filmleri benden bilecekler, öyle mi? Geç bunları Semih. Daha iyisini yap da farkını görsünler o zaman pırasacı. Semih, böyle konuşarak sulh yolu bulamayız. Çare ikinizin anlaşmasından geçiyor. O ismi değiştirmezsen şirketini kapatırım. Güzel. Kapat. Ben de Küçük Ateş diye başka şirket açar, yeni filmler yapmaya devam ederim lan. Seninle de işim bitti avukat bey. Aynı anda hem Ateş Film'in hem de Büyük Ateş'in avukatlığını yapamazsın. Bundan sonra da selamımı alma. Boşver boşver sen bunu hiç. Hiç kafana takma. Biz diyeceğimizi dedik, tamam mı? Bu zaten üç güne kalmaz. O siktiri boktan filmleriyle batar gider. Yalan mı Semih? Doyamadım batmalara. Aşağısı Yeşilçam Behbi. Ben orada doğdum. Kim batacak, kim çıkacak? Senin gibi kabzı mal eskisinin aklı ermez o işlere. Bak avucuma.
Sinema yazıyor. Sokak sokak. İsim isim. Bir film yaparım. Hastalar iyileşir. Maşallah film uçuyor. 12 seansına yine hiç yer yok. Kimin şimdi bu film? Sizin mi Behbi'nin mi? Ben çektim. Onun oldu. Bir kahve içseydik. Günaydın. Yeni film var mı Semih Bey? Olunca buluruz seni. Bıktım fasulyeden. 6 ay tazesi, 6 ay kurusu. Olunca haber ederiz. Hayırdır Nebahat? Semih Bey şey oldu. Hakan Bey'in bir işi vardı da o bakımdan. Dışarı çıktım bekliyorsun. Ne işiymiş bu? Ulan Hakan. Sen al şunları. Hadi git bir yemek ye kuzum. Öğlenleri yemiyorum ben. Git eve tatlı al o zaman Nebahat. Likör al, ne bileyim vitrinlere falan bak. Yarım saate de yazıhaneye geri gel hadi. Şekerpare mi alayım? Ne alayım? Beni anlatacak mısın Hakan? Önce rolü hak etmen gerekiyor. Çok güveniyorum kendime. Güven en mühim kısım zaten. Hissedecek şey. Lan himmet! Başka yer mi yok lan? Enişte kurbanın olayım, ne çok bağırdın. Ne desen haklısın. Ama hanımefendi kostüm için. Merhaba Semih Bey. Ben de sizinle tanışmak istiyordum. Lan sen ne andava demiştin Himmet? Enişte hararet bastı, ateşledim kendimi. Himmet kim? Senin adın Hakan değil mi? İlk ismim, lakabım da var Cibil. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Hanımefendi siz de rica etsem çıkar mısınız lütfen? Kabalaşıyorsun ama. Sil şunu, sil. Enişte. Enişte menişte yok. Akraba değiliz biz. Ablam boşadı beni. Benim gönlümden geçen bu ama. Enişte. Otele götürsen para, laf da çıkacak. Haklısın. Tamam haklısın. Yapmamam lazımdı. Hata ettim ama benim de içimde böyle bir his coşuyor. Kadınlara karşı zaafım var. Ben de buhranımı böyle şey ediyorum. Çocukken cibili demişler bana. Irmak var ırmak. Coşuyor enişte. Ne ırmağı ne cibilisi lan? Bir şey öğreneceksen önce adını öğren. Himmet lan senin adın. Sinirle konuşuyorsun. Normalde her gün Hakan, sinirlenince Himmet. Hem ayrıca Hakan daha çok yakışıyor bana. Hakan olsan Himmet olsan kaç yazar? İş yapalım iş. Müsaade var mı Semih Bey? Oo, Adana'dan müjdeler gelmiş ya. Gözlerimiz yollarda kaldı Mümtaz abi. Pek öyle değil. Nasıl? Bizim film iş yapmamış. Hadi be. Ya kaç seans tek tek girdim içeri sayıcı saydım. Tık yok Semih Bey. İlk haftalarda yoktuk. Yine bir numara çevirmiş olmasınlar? Yapmamışlardır. Film değil ki. Sus ama ya. Yok öyle değil Semih Bey. İyi başlamamış, iyi gitmemiş. Olan bu yani.
Vaziyet ortada. Kapıyı kapasana Hakan. Batıyoruz demeyelim ama bu işin bir kıyısı varsa orasındayız. Belki de nebahati çıkarmak icap edebilir. Yok, olmaz öyle bir şey. Bir yol bulacağız. Enişte, sen ne zaman pes ettin ya? Göreceksin. Hepsi olacak. Büyük Ateş Film yeniden muazzam filmler çevirecek. Bize bir kıvılcım yeter. Bir kıvılcım yeter. Bak, üstünden çok zaman geçti. Biz artık boşandık falan diyeceksin ama ablamı bir ayarlasak. Yanına bir tane de esas oğlan. Ambalajlarız. Hop paket. Mine Hanım'la çalışsak çok hasılatlı olur tabii. Aşk yolunu çekiyorlar Ayhan Işık'la. Yakında bitecek. Çeksinler. Çeksinler. Set beyler, bir boy aynası rica etmiştim. Hadi ama. Kaldırır mısın canım şunu biraz? Heh. Teşekkür ederiz. Mersi. Pantolon. Peki teşekkürler. Siz de teşekkürler. Siz gelin buyurun hanımefendi. Peki teşekkürler. Oo. Semih Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş buyurun bulduk. Bir çay ikram edelim. Ayhan'la konuşmaya geldim. Zahmet vermeyin. Estağfurullah efendim. Ne zahmeti? Buyurun. Tıpkı bir rüya gibi değil mi Faruk? Ben de bu mutlu dakikaların bir hakikat olduğuna inanmıyorum. Ben de bu mutlu dakikaların bir hakikat olduğuna inanmıyorum. Yaşayan bir ölüydüm Nevin. Yaşayan bir ölüydüm Nevin. Kavuşmamızı nasıl bekledim yıllarca? Kavuşmamızı Nevin. Nasıl bekledim Nevin. Yıllarca? Nevin. Nevin. Stop! Güzel. Son faslayı tekrar edeceğiz değil mi? Daha önce konuştuğumuz gibi öpüşüyorsunuz. Artık sansürü yersen. Tamam hocam, ben hazırım. Al canım. Haydi. Motor. Tıpkı bir rüya gibi değil mi Faruk? Ben de bunun tıpkı bir rüya gibi değil mi Faruk? Ben de bu mutlu dakikaların bir hakikat olduğuna inanmıyorum. Yaşayan bir ölüydüm Nevin. Yaşayan bir ölüydüm Nevin. Nasıl bekledim yıllarca? Kavuşmamızı Nevin. Nasıl bekledim Nevin. Yıllarca? Nevin. Nevin. Stop! Büyük yapım şirketi yılın 40 haftasını alıyor sinema. Sözleşme yapıyorlar. Paramı zamanında veriyorlar. Karşımda iyi oyuncu oynuyor. Senaryo bana göre şekilleniyor. Bu vakitten sonra maceraya girmem artık Semih. Üzgünüm ama küçük yapım şirketleriyle çalışamam artık. Bence yine de arada bir film yaparsın. Ya biliyorsun hep aynı hikayeler Ayhan. Şöyle yarına kalacak güzel bir film yakalarsan oynarsın bence. Yani senaryoyu okursun. Beğenirsen yani. Bilmiyorum. Bana pek olmaz gibi geliyor ama konuşuruz ileride. Tabii tabii. Ertem'le nasıl gidiyor? Semih'le tanışıyor musunuz zaten? Semih Ateş aynı zamanda ilk filmin Kırlangıç Mevsimi'nin de prodüktörüydü. Nasılsın Ertem'cim? Mineli bizi biliyorsun. Senin için prodüktörlüğü bıraktı demişlerdi. Kim demiş? Ne bırakması? Yeşilçam'da biliyorsun herkes herkesi batırır, bitirir, kaçırır. Laf dediğin sofrada meze Ertem'cim. Çok doğru. Ziyaretin kısası makbuldür. Kolay gelsin. Ben sana eşlik edeyim. Gelmeseydin çatışıyorsun. Vehbi Ateş filmi almış. Çırak çıkardı beni. Borçlu çıkardı pezevenk. Ceketimi alıp çıktım desem yeridir. Ne yapacaksın peki? Yeni bir şirket kurdum. Bir alt sokağa taşındık. Büyük Ateş koymuşsun ismini. Hakan söyledi. İyi bir film yaptın mı hepsi geçer mi ne? Semih, para lazım mı? Yok canım, ne parası? Yapma Semih. Filmin parasını nereden bulacaksın? Bulurum bir şekilde. Nilüfer Hanım'la konuşurum. O yüzden Ayhan'la konuşuyordun.
Nilüfer Hanım millete diyor ki ben Ayhan oynarsan para veririm. Sen kanma bari. Ne kanması Mine? Nilüfer olur, bir başkası olur. Bir şekilde ayarlarım, sen merak etme. Fikrim var, fikrim. Fikrim varsa para kolay. Dire abi seni soruyordu. Git bir konuş. Niye soruyormuş? Bilmiyorum. Mine Hanım, hazırsanız başlıyoruz. Tamam canım, geliyorum. Görüşürüz Semih. Görüşürüz. Velhasıl otomobil olursa karayolu olur. Karayolu olursa ticaret olur ve Türkiye kazanır. Haklısınız beyefendi, aynı kanaatteyim. Sinemamız da böyle büyüyor. Karayolu beni her yere götürmeli ki filmim izlensin. Gelsene Semih. Nasılsınız Reha Bey? Semih genç prodüktörlerimizden İzzet Bey. İzzet Bey de Amerika'dan henüz dönmüş kıymetli devlet adamlarımızdan. Öyle mi? Memnun oldum. Gel. Tabii biz Amerika denince Hollywood anlıyoruz. Yanlış değil. Dünyayı Hollywood yönetiyor diyen çok. Bizim sinema daha o kadar olamadı. Gerçi Reha Bey daha iyi bilir ama. O da en az Hollywood kadar mühim. Sinemanın tarifsiz bir gücü var. Daha da büyüyecek. O günleri görmek lazım tabii. İnşallah. Reha Bey. Konuştuklarımız aklımda. Mesele uzun ve meşakkatli. Etraflıca konuşalım lütfen. Mutlaka. Memnun oldum beyefendi. Yeşilçam diyorlar değil mi? Gazetecilerin yakıştırması. Küçük Hollywood gibi. Buyursunlar. Güle güle efendim. Kızıp kimseyi alma yanıma. Tamam. Neci bu? Aslına bakarsan Menderesçi. DP zamanında Amerika'ya gönderilmiş. Böyle giderse bakan olur, başbakan olur filan diye konuşuluyor. Negatif işinde bize yardımcı olacak. Sahi mi? Çok iyi. Sinemadan anlayan siyasetçi lazım bize Reha Bey. Yak bir tane. İzzet Bey Havana'dan hediye getirmiş. Kadınlar şarkı söyleyerek sarıyorlarmış bunu. Çalıştıklarını unutup şarkılara ağlıyorlarmış. Sadece tütün değil, kadınsı bir gözyaşı varmış içinde. Öyle dedi. Bak, alın teri demedi, gözyaşı dedi. Senin şirket uçmuş. Yenisini kurdum. Yapma be oğlum, yenisi nedir Allah'a sen? Bak seni severim. Heder olma diye uğraşıyorum. Gel benim yanımda çalış. Göndereyim seni Adana'ya, oranın başına geç. Bana senin gibi adam lazım. Teşekkür ederim. Bir düşüneyim Reha Bey. Gurur meselesi yapılacak şey değil bu oğlum. Bak görüyorsun filmde kilimde derken dünyanın parası gidiyor. Ben bırakayım diye uğraşıyorum, sense inat ediyorsun. Bir bildiğim sinema benim. E işte gel benimle çalış. Kızım bize iki sade kahve. Nebat. Buyurun Semih Bey. Çıkıyor musun? Evet. Kapıya bırakmışlar. Kapıya. Allah Allah. Ha. Adresi yazmış. Tamam Nebat, çıkabilirsin. Ter dolapta biraz beyaz peynir var. Getireyim mi Semih Bey? Rakının yanına. Yok Nebat, iyi böyle, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şahane bir şey oldu. Görmen lazım. Oo! Taze soğanla beyaz peynir, karpuz da varsa güzel yenir. Ne var, ne oldu? Yoldayım.
Bizim eski yazıhanenin orada. Yürüyorum. Bir ana kız gördüm. Ateş filmi soruyorlar. Yanaştın tabii. Yanaştım hemen. Şöyle bir baktım. Dedim ki merhabayın. Yeni yerimiz azıcık ileride. Kızı bugün görmelisin. Çünkü yarın sinemalarda göreceksin. Yarışmalara katılacakmış. Eğer anısını kafalarsak bütün seneyi kurtarırız. Kaçırırsak Hürrem Erman alır. Osman Seden alır. Ya Semih, ecik güven lan. Sana zamanında da söylemiştim. Türkan için gitmiş şu kadını gör demiştim. Gidip görmemiştin. Aldı yürüdü kadın. Kurban olayım bu kızı bir gör. Ya Semih, yalvarırım. Gözünü seveyim. Çağırayım mı? Evet. Sizi ortağım, Yeşilçam'ın önemli prodüktörü Semih Ateş'le tanıştırayım. Semih Bey, oyuncu Namzeti Tülin Saygı ve annesi Adviye Hanım efendi. Hakan biraz resmi konuşuyor. Hoş geldiniz. Hanımefendi. Mersi. Kızımın güzelliği gün gibi aşikar. Çok güzel şarkı söylediğini, oturmasını kalkmasını bildiğini, düzgün konuştuğunu, okullu olduğunu belirtmek isterim. Yarışmaya girerse... Girsin tabii Adviye Hanım, girsin. Tülin'in İstanbul'da büyük alaka uyandıracağı, film piyasasında çok ilgi çekeceği bizim için de aşikar. Sadece size baktığım zaman Tülin'in yıllarca baş aktrist olduğunu görüyorum. Aksini düşünmek için kör olmak lazım. Bizim için paradan ziyade güven telkin edecek namuslu insanlarla karşılaşabilmek daha önemli. Şahane. Bu şirketin bir temeli varsa o da hiç şüpheniz olmasın ki güvendir. Büyük Ateş bu temele dayanarak doğdu, nefes aldı, büyüdü, yetişiyor. Rica ederim. İşte ortağımın dürüst ve samimi yüzü. İnsanların güvenini kaybetmektense şirketimizi kaybedelim daha iyi. Kırlangıç mevsimini seyretmiştim. Çok film çevirdik. Ama o bir başkadır. Başkaydı, evet. Sevmiştim. Aşk, umutsuzca sevmek ve kavuşamamak demekmiş. Yenilmek, üzülmek ve ıstırap çekmek demekmiş. Anlaşmalıdır Günaydın. Börek aldım, çayla yeriz. Mümtaz Bey, Semih Bey bizden önce gelmiş. Bir şey bulmuş. Ne buldun enişte? Yeni filme başlıyoruz. Vallahi mı?
Ve Semih Bey, para bulmamız lüzumunu hatırlatmam icap ediyor. İyi hikayem varsa gerisi gelir Mümtaz Bey. Şahane olur. Bu adrese gidiyoruz Hakan. Hadi. Buyur teyzeciğim. Allah razı olsun. Kaç numarayım? 24. Ya ne işimiz var bizim böyle netameli yerlerde? Şu hale bak. Pis. Belli ki adamın yatacak yeri yok. Ya bu adam çaldıysa senaryoyu, bir yerden bulduysa tanımayız etmeyiz. Ya ne pimpirikli adamsın Hakan, bir dur. Git. Burası. Turgut. Semih. Dışarı çıkıp bir yerde oturalım diyeceğim ama rahat edemeyiz. Niye? Ortağım Hakan. Locayı alayım sizi. Ne zaman çıktın? Nereden? 3 ay olmadı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senaryoyu okudun galiba. Yoksa buralara gelmezdin. Okudum. Aklına sağlık. İsim farklı olunca dedim bir tanışalım, konuşalım ama... Konuşalım. Şunu da konuşalım Semih. Senin lise arkadaşın komünist. İyi kötü ne çektin biliyorsun. Hapis yetmedi çektirenler. İş bulamıyorum. 3 kuruşa şuradayım. Caddeye çıkıyorum peşimde biri. Sirkeci iniyorum kuyruğumda biri. Polis yani. Niye? Birilerine maaş, teşkilata müdür lazım. Düşman herkese lazım birader. Senaryoyu niye bana getirdin? Daha büyük şirketler var. Kim kabul eder ki beni? Seni sen solcu deyince korkmazsın. Beni tanıyorsun. Ben de seni tanıyorum. Hikayeye bakarsın. Hakkımı verirsin. Beni satmazsın. Öyle düşündüm. Semih Ateş bana yardım eder dedim. Güzel senaryo. Film olur. Semih, zor durumdayım. Romatizmalarım azdı. Sırt ağrılarımla baş edemiyorum. Bu rutubet böbreğime hiç iyi gelmiyor. Buradan çıkıp insan gibi nefes alacağım. Hiç olmazsa bir odacık bulmalıyım. Öğleden sonra Hakan sana avans getirecek. Bu adam ne suç işlemiş? Cinayet. Ben öyle duymadım ama. E duymuşsun, niye soruyorsun? Doğru mu duydum diye soruyorum enişte. Siyasi. Ah! Keşke cinayet işleseymiş. Katil adamın yazdığı film çekilir. Ama siyasi solcu falan olunca yan basarız Semih. Sansür bizi siker. Bir şey olmayacak. Ya toparlayacağız, batmayacağız falan diyordu. Nereden çıktı bu solcu molcu? Ne filmi bu? Aşk. Ha, iyi. Ben nereden bulacağım avans? Ben halledeceğim, sen sigara ver. Ömür boyunca sürecek bir aşkla. Hemen mi yumurtladın Hakan? Hı? Ben bizim kötülüğümüzü istemiyorum enişte. İstirham ediyorum Semih Bey. Sansürle ilgili neler duyuyoruz? Adımız solcu diye çıkarsa ne sansürden geçeriz ne de oynayacak artist buluruz. Mümtaz Bey, Turgut kendi adını kullanmayacak. Yeni bir yazar yazıyormuş gibi düşünün. İsterseniz sizin adınızı yazalım Mümtaz Bey. Latife ediyorsunuz herhalde. Ben ne anlarım senaryodan? Piyasada benim yazmadığım şakkadak anlaşılır. Hem ihbar ederler bunu demek istiyorum. En güvendiklerimiz eder hem de. Ya tamam, hepsine kulağımızı tıkadık diyelim. Kim çevirecek bu filmi? Kim kendini riske atar böyle bir şey için? Atıf. Atıf çevirecek. İyi hikayeye dayanamaz. Yapmak ister. Şundan 3 sayfa okutayım, ne zaman başlıyoruz der hemen. O kadar mı iyi yani? Ya Mümtaz Bey, bunu hakkıyla yaparsak cam çerçeve indiririz. İnci sinemasından meydana kadar kuyruk olacak diyorum size. Mümtaz abi. Ya abi biz seninle böyle mi konuştuk? İkna edeceğiz diye kabulleştirdik dakikasında koyverdin makarayı. Semih Bey sinemacı adam, hisseder. Zaten olan olmuş. Bak gözleri parlıyor. Hem biz hayır desek yapmayacak mı yani?
Ne yapacağız şimdi önce? Siz onu söyleyin Semih Bey. Aa, Hakan, sen şunu Turgut'a götürsene. Söz verdik. Halini de gördün adamın. Çıksın o mezbeleden. Mümtaz Bey evrağı hazırlasın. Mukavele oğlum, parayla götür de imzalasın Turgut. İki kız kardeş. Filmimizin adı. Kızların büyüğünü Mine oynayacak. Ya, kabul eder mi? Rehabe ile mukavelesi var. Ablam eniştemi kıramaz. Madem yapacağız dedik, ben de girerim devreye. Atıf çevirirse Mine oynar. Mine oynarsa Atıf çevirir. Senaryo iyi. İkisi de beğenecek. 10 günlük iş deriz. Kıvıracağız. Küçük kız kardeş için de Filiz. Tülin Saygı. Dünkü kız. Beğendin değil mi? Beğendin. Beyefendi dün alakadar olmadı ama bugün iş çıkardı güzele. Semih Ateş. Küfür ettirme. Küfür ettirme, kız filme lazım. Bir halt çıkmasın. Enişte kalbimi kırıyorsun. Vah vah. Duydun dediğimi. Halt diyorum. Bir halt etme sakın, işini yap. Tamam enişte, abartma. Tipim değil zaten, Kur'an çarpsın. Mahallesine uğrama. Şehrine uğrama Hakan. Geberin ki. Ben Erol'un gemisine gidiyorum. Atıf oradadır. Önden bir çıtlatayım ona. Hadi hava ısmarladık. Güle güle. Oh. Ya eskiden sinema daha iyiymiş falan. Yok öyle bir şey. Milletin kolayına geliyor. Bugün kötü, yarın daha kötü olacak demek için. Bazen palavra uyduruyorlar işte. Sinema hep böyleydi gözüm. Yok abi, sen beni yanlış anladın. Ben onu demiyorum. Hikayeler eskide diyorum. O ona aşık. Öbürü Berikin'i seviyor. O zengin, o fakir. Hep aynı hikaye dönüyor perdede. Sıkılacak millet. Bu hararet biter yakında yalnız, ben sana söyleyeyim. Zalen son ne zaman sinemaya gitti? Ben sinemaya gitmem. Ha işte onu diyorum ben de. Niye gideyim gözüm? Çekilen çekilmeyen bütün filmleri biliyorum. Sabahtan akşama kadar filmcileri pışpışlıyorum burada. Ya. Kimin ağzı ne kokar iyi bilir. Ne haber Erol? Hoş geldin gözüm. Afiyet olsun Faik. Ne var ne yok? İyi ne olsun. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Var bir şeyler. Var bir şeyler. Biz de şimdi sinema konuşuyorduk Erol'la. Hı. İnsanlar sıkıldı, bir yenilik lazım. Şimdi millet aç. Ama neye aç? Ağlamaya mı? Ya. Hayat anasını ağlatmış zaten. Daha fazla gözyaşı istemiyor. Başka bir şey istiyor. He, bunu da bir tek sen biliyorsun. Evet abi. Ben de satar biliyorum. Dünyada böyle bu yani. Biz geç bile kaldık söyleyeyim. Seks satıyor. İnsanlar bunu görmek istiyor. Faik. Sen bu söylediğine açsın diye millet de aç olacak değil ya Faik. Sen yap o zaman. Değil mi Erol? Doğru söylüyor ha. Sekizli dokuzlu böyle. Oynarsın da işte oğlum. Bak hem rejissör olursun, artist olursun, figüran olursun. Ha? Olmaz mı senin? Faik küçük parmak imzasıyla mı diyorsun? Ha, küçük parmak. Şimdi seyirci yanlış anlar filme geldi sonra. Doğru dedin. Atıf gelmedi mi? Geldi gitti. Akşam Mona Lisa'dan randevusu varmış Reha Bey'le. Oo. Yeni film mi? Hmm. Ayhan da olacakmış. Oo. Hakan! Efendim Mümtaz abi. Avans bedeli ne kadardı senaryo için? Ha 1000 lira. İmzalat şunu arkadaşa. Senaryo bizim olsun. Ben de çıkıp operatörlere bir bakayım. İş güç ne alemdeler. Tamam. Affedersiniz. Buyurun. Aysel. Hanım. Ne işiniz vardı burada? Konuşabilir miyiz? Tamam çıkacaktım ama olur olur. Gel odamda konuşalım. Film işi olmadı onu soracaksam. Çok büyük sıkıntıdayız. Yoksa rolün hazırdı. Ama yeni bir şey çıkarsa ben... Hamileyim Hakan.
Merak etme. Bir doktora ayarlarsam kürtaj olacağım. Benden mi? Bilmiyorum Hakan. Ama gidecek başka kimsem yok. Para isteyebileceğim de sadece sen varsın. İyi akşamlar. Oo, sahnede Hollywood masada Yeşilçam ha Semih, gel. El değiştirdi burası. Ayhan seviyor böyle yerleri. Yengen duysa buraya geldiğimi. Ne diyorsun teklifime? Semih'ciğim, böyle gel istersen. Sağ ol Atıf. Gel. Öncelikle teşekkür ederim Reha abi. Bana güvendiğin için. Ama başka bir şey var. Beni biliyorsun, kafama taktın mı bu filmi yapamazsam ölürüm. Film yapamadı diye ölen duymadım. Hem dün yoktu bu, hangi ara buldun? Denk geldi. Filmci şanslı diyelim. Güzel olacak, hikaye bomba gibi. Aa, var mı öyle hikaye? Varsa da parasını nereden bulacaksın? Ayarladım bir şekilde. O halde kutlayacak iki filmimiz var. Semih de filme başlıyormuş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir de müsaade ederseniz Atıf'la da konuşmak istiyorum. Sizin filmden sonra yani. Biliyorum çok şey istiyorum ama... Konuş, konuş. Kabul ederse iki iş arasında halledersiniz. Peki. Adviye Hanım, buralardan geçiyordum. Çok mu geç oldu? Niye geldin Hakan? Tülin'le alakalı. Ona çok yakışacak bir rol teklifimiz olacak. Eğer müsaitseniz... Tülin evde yok. Biliyorum. Ben seninle konuşmaya geldim. Bunlar senin için. Sen de seviyor musun? Aynı mahsul. Niye geldin? Sana bakınca kalbim nasıl çarpıyor bir bilsen. Niye geldin? Niye? Kendine mahsus bir hikaye. Karakterler o kadar derinlikli yazılmış ki, özellikle kadın karakterler. Ben hayatımda böyle bir şey okumadım Atıf. Sen de çok seveceksin. İşgal zamanı birbirinden ayrı kalmış iki kız kardeşin hikayesi. Mutabık mıyız? Yani poz alalım o halde. Ayhan gel. Madem hepimiz buradayız, değil mi? Gel. Reha Bey, çok teşekkür ederim müsaade ettiğiniz için. Hemen bir iki fotoğraf alayım da erken tanıtım olsun film için. Ne yazılacak resmin altına? Şöyle, büyük rejisör Atıf Yılmaz, usta aktör Ayhan Işık, Yeşilçam'ın kralı Reha Esmer, Semih Bey tabii ki sabah baskısına yetişir. Tamam tamam, ne yazacaksan yaz. Mekanın adını yazma da, ne düşünürsen düşün. Tabii, Ayhan Bey, yaklaşalım Reha Bey'e. Gülüyoruz. Yavşak. Adriyan'ın ve kızı geldi. Hoş geldiniz. Normal bir hususlu hasta. Buyursunlar. Üşümediniz inşallah. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne içersiniz? Çay, kahve? Merhaba. Ay. Kahve. Kahve, tabii.
Mümtaz Bey, misafirlerimizle ilgilenir misiniz? Tabii efendim, tabii. Hayrola Cibili? Ha, Cibili. İmza istiyordun, kadın atacak işte imzayı enişte. Bu ne lan? Ona da mı lan? Ulan ya kız anlarsa annesini? Bir şey olmaz enişte, tamam bir şey olmaz. Bol şekerli bir kahve. Filmimizi Atıf Bey'le yapacağız. Atıf Yılmaz. Evet. Ablan rolünde de Mine olacak. Eski karınız. Evet. Hakan'ın da ablası olur kendisi. Role çok uygun. Birlikte çok yakışacaksınız. E tabii bu yarışma meselesi mühim. Bu sözleşme aramızda bir sır olarak kalmalı. Ya niye? Tülin'in benimle veya bir başkasıyla anlaştığı duyulursa yarışmada birincilik falan vermezler. Bak bu da bana karışık geldi. Ben kendisiyle çalışacağım. O tarafı hiç karışık değil. Tülin'in birinci olması veya olmaması benim onunla çalışmamı etkilemez. Yarışma işlerinde sert ve hasmane bir zihniyet var. Bu sebeple söyledim. Aklınızda bulunsun. Sırada imza. Annem mi imzalayacak? Yaşınız itibariyle annenizin rızası olması gerekiyor. Yaşımı sormaya zahmet etmediniz ama ben 20 yaşındayım. O imzayı benim atmam gerekiyor. Ama ne yazık ki neye imza atacağımı bile bilmiyorum. Tülin! 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 Bekle lütfen. Yanlış yaptık. Haklısın kızmakta. Yarışmayı kazanacaksın. Ortadaki bütün kızlardan daha güzel olduğunu biliyorum. Çok az kişide olan o ışıltı sende var. Mukaveleyi düşünmeden hazırlatan birisi bu iltifatları da ezberden yapabilir. Haksız mıyım? Seni ikna etmek için konuşmadım. İçimden geçenleri söyledim. Bak, Beyoğlu'nda çok filmci var. Biri olmazsa bir başkası. Elbet bir gün o ışıltı dediğim cazibeyi bir gören çıkacaktır. Bana bakan güzel genç bir kızı görüyorsa beni göremiyor demektir Semih Bey. Ben sanatçı olmak için geldim buraya. Zengin bir koca aramıyorum. Güzel. Şöyle geçelim mi? Otur lütfen. Ben niye bu işi yapıyorum Tülin? Para, itibar. Lazım ama tırıvırı bunlar. Ben hikayeler olmadan yaşayamıyorum. 100 kişinin karanlık bir salonda oturup bir hikaye izlemesinden, birlikte ağlayıp gülmesinden bahsediyorum. Bir hisle, bizim inandığımız, bizim sağladığımız bir hisle o karanlık salondan çıkıp evlerine gittiklerinde kendilerini değişmiş hissetmelerinden bahsediyorum. Ben sinemadan bahsediyorum Tülin. Gözüm dönüyor sinemadan. Film çevirmezsem ölürüm ben. Bak, eğer benimle çalışırsan sinema yapacaksın. Sadece bugün yarın da değil. 30 yıl sonra bile izleyecekler filmlerini. Kırlangıç mevsiminden daha iyisini yapabilir miyiz? Yapacaksak atarım imzayı. Sinema niye güzel? Hayat dediğin beş para etmez bir yavanlık da ondan. Mümtaz Bey. Tülin'e göre yeni bir mukavele hazırlar mısınız? Kolay gelsin. Sağ ol. Çekimler misiniz? Yok abi, ışık arası verdim. Eyvallah.
Memur! Oo, Ertemciğim nasıl gidiyor? Nasıl gitsin Semih? Ummalı. Kaçıncı magazindesiniz? Sorma. Sorma, vermiyor ki. Buraya da bir binlik. Bakayım. Ha, bu bugün değil. Bunu yarın giyeceğiz. Orada ne yazıyor? 72. Sahne 72. Bu bugünün haricisinde giyilecek. Tamam mı canım? Tamam. Korkuttun. Hatice'cim sen çıkabilirsin. Söyle bir süre gelmesin kimse yanımıza. Ayhan'ım geldin. Seni görmeye geldim. Konuştun mu Reha Bey'le? Adana'ya yollamak istedi. Olmaz dedim. Yeni bir film var. Eğer o olmasa belki giderdim ama... Semih. Zaten şirket gitti elinden. Bir sürü borcun var. Gitseydin biraz toparlanırdın, para biriktirirdin. Mine. İyi bir hikaye yakaladım. Kötü film yapmadım mı? Yaptım ama yaparken de kötü olduklarını biliyordum. Bu iyidir demedim hiçbir zaman. İyisinden kötüsünden anlarım yani. Biliyorum, anlarsın. Şimdi elimde çok iyi bir şey var. Ve senin de benimle olmanı istiyorum. İki tane kadın başrol var. Birisi sen ol. Seni bu kadar heyecanlandırdığına göre. Söyle bakalım. Neymiş, kim yazmış? Eski bir arkadaş. Öyle tanıdık bildik birisi değil. Filmin adı İki Kız Kardeş. İşgal zamanında birbirinden ayrı kalmış iki kız kardeşin hikayesi. Kadın karakterler o kadar sirayet ediyor ki insana içine işliyor. Etkileniyorsun. Aşk da var içinde. Ama öyle ezberlediğimiz türden değil. Şartlar yüzünden ayrı taraflarda kalmışlar. Semih. İki kız kardeş. Evet. Bu mu? Nereden buldun sen bunu? Hakan mı verdi? Vehbi getirdi. Bundan sonraki filmimiz bu olsun. Ablayı sen oynayacaksın, Atıf çekecek dedi. Semih. Semih. Günden orospusu olmuşsun Yeşilçam'ın. Ne diyorsun ya? Senaryoyu önce bana okutuyorsun. Ben tamam deyince gidip başkasına satıyorsun. Seni bu kafayla çok sikerler Turgut. Başta ben sikerim. Ne yapıyorsun oğlum? Ulan bir de adam çarpıp taşınıyor musun? Oh ne güzel lan. Benden alavansı, Vehbi'den alavansı. Ev mi tuttun lan kendine çakal? Sen kendin bana geldin. Güvenmiş. Ben de sana güvendim. Gitti solculuktan yattı. Kaypaklık yapmaz dedim. Ver lan paramı geri. Hırsız. Ne parası Semih? Avansı diyorum, avansı. Avans filan vermedi kimse bana. Behbi diye bir herif geldi. Senaryomu okumuş, beğenmiş. 3.000 lira da para verdi. Semih'e ağır geldi bu iş. Masrafı çok. Ben yapacağım dedi. Senin rızan var sandım. Yoksa nasıl bulacak beni? Oğlum bilsem almazdım. İmzalamazdım kağıdı. İmzaladın. Turgut. Turgut. Semih. Oğlum kökü bende. Sana daha güzelini yazarım. Bir tane daha yazarım. Kalkan dalga geliyor. Ne gülüyorsun lan? Hırsız. Abi dur, ne yapıyorsun beyefendi? Dur. Adamsın dur. Şirketimi çaldığın yetmedi. Senaryomu niye çalıyorsun şerefsiz? Semih, ayağa kalkmayayım bak. Ulan ben olmasam pazarda çığırıyordun lan. Sosyeteye soktum senin gibi sığırı. Semih sakin ol. Gözüm. Dur Erol, dur. Lan oğlum illa sikeyim istiyorsun seni ama bak benim bitmişlerle işim olmaz, tamam mı? Ya.
Lan oğlum 3 kuruş paran yok lan senin. Lan kim kaldı yanında? Kim kaldı lan yanında senin? Kim kaldı oğlum? Lan oğlum bir ben miyim lan giden? Mine nerede oğlum, Mine nerede? Lan filmlerin nerede lan senin? Oturacak taburen bile yok oğlum senin lan. Erol, Erol. Bu otursun içsin, içtiklerini bana yaz. Parası yoktur bunun çünkü. Lan ben yoktur lan. Kaymayacaksın oğlum lan. Bakın benim mekanımda yapmayın bunu. Bu adama şükret. Ulan ben de sana o filmi siktirirsem. Alo. Kim? Semih miydi? Prova yapıyordum. Semih demişken duymuşsundur. Behbi ne yapmış etmiş almış senaryosunu elinden. Hali perişandı bugün Semih'in. Aslında çok beğendim senaryoyu. Keşke yapabilseydi filmi. Her şey yeniden başlardı. Adana'da da başlayabilirdi. Benim teklifim de iyiydi. Kabul etseydi böyle üzülmezdi. Sen hiç merak etme Semih Ateş. Bir film yaparım. Hastalar iyileşir. Mevsim değişir. Senden